Merhabalar Milyon TV izleyicileri. Ben Abdurrahman Sağlam. Bugün Sokaktayız ekibi olarak dışarıdayız. Bakalım izleyicilerimiz görmemeleri, duymamaları gereken nelere şahit olmuşlar? Gelin hep beraber izleyelim. Daha önce hiç şahit olmamanız gereken bir konuya şahit oldunuz mu? Yani oldum. Ne acaba, açabilir misiniz bize? Anlatmak ister misiniz? Şu an anlatsam mı diye şey diyeyim ama. Anlatın ya, biz bizeyiz. Komşumu aldatırken gördüm. Komşunuzu kimle aldatın? Başka biriyle. Başka biriyle? Evet. Tanıyor muydunuz peki onu? Tanıyorum. Nasıl tanıyordun? O da mı komşunuzdu? Hatta aldattığı kişi de yakın arkadaşım yani. Yakın arkadaşınız komşunuzu aldatıyordu? Hayır. Komşumuz, yakın arkadaşım, eşi onu aldatıyordu. Ona şahit oldum yani. Nasıl peki, içeri girdin? Yok, hayır. Pencereler açıktı. Gördüm yani. Sonra da aradım. Sonra büyük katliam çıkacaktı da yani, polis geldi yani. Polislik oldunuz yani. Aynen. Şahit oldunuz mu siz? Yakın arkadaşınızı sattınız mı yoksa? Hayır canım, söyledim ya, satamıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Ya çok duydum da, ben adamın biri ben AKP'liyim diyordu. Her yerde AKP'liyim diyordu, işte bas bas bağırıyordu. Onu bir gün CHP'nin seçim bürosundan çıkarken gördüm. Evet, öyle bir şeye şahit oldum. Çok güzelmiş. Peki tanıyor muydunuz onu? He? Tanıyor muydunuz? Tanıyordum, en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım. Böyle terslikleri var mı arkadaşınızın? Ya işte çok terslikleri vardı. Ya mesela diyordu ben AKP'liyim falan, ya bir bakıyorsun HDP'den çıkıyordu, bir bakıyordun CHP'den çıkıyordu. Onun öyle şeylerine denk geldim işte. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Vallahi herhalde bir kere gördüm ya. Ya görmemem gereken aslında bir arkadaşımın sevgilisini gece kulübünde farklı şekillerde görmüştüm. Ama söylemedim tabii. Niye söylemediniz? Jiva yıkmak istemedim. Bana ne yani? Abi bence yıkıldı zaten, yıkılacak kadar da. Keşke söyleseydin. Valla ne bileyim ya. O insanın yerinde olmak istemediğim için herhalde söylemedim. Yakın arkadaşım mıydı? Yakın arkadaşımdı. Ya, keşke söyleseydin abi. Söylesem belki daha farklı olurdu ya. O yüzden hiç söylemek, yani ne bileyim. Onu yerine koyamadım kendim. Gece kulübünde çalışıyor muydu yoksa başka bir arkadaş, başkası ile farklı bir şekillerde. Yani sıkıntıydı. Oradan valla beni görmesin diye çıktım gittim yani. O kadar tuhaf oldum yani. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Oldum, evet. Eski sevgilimi yakaladım beni aldatırken. Direkt kendiniz mi gördünüz? Evet, doğum gününde. Doğum gününde oldu. Doğum gününde sizi aldatıyordu? Evet. Doğum gününde oldu. Nasıl oldu peki? Okula gittim doğum gününü kutlamak için, sürpriz yapmak için. Zonguldak'taydı o. İşte pastayla gittim. Okulda başka bir erkekle yakaladım. O, yıkıldım tabii. Ondan sonra geri geldim. Uzak mesafe ilişkisi miydi? Ya uzak mesafe değildi. Ben Zonguldak'taydım. 6-7 ay İstanbul'a geldim. Ondan sonra ben İstanbul'dayken işte başka birisiyle tanışmış oradan. Peki daha sonra hiç intikam peşine falan düşündün mü? Yok, intikam zaten bana göre bir şey değil. O da bana çok söyledi. Kendisi de dedi. Bana dedi, söv dedi, gel dedi, döv dedi ama susma dedi. Ben susmayı tercih ettim. Susmak en büyük acı bence. O da bana da çok yazdı. Anneme mesaj attı. Ama ben yani bir kere olduğu zaman, bir kere bir şeyler yaşandığı zaman olmuyor. İlişki uzun muydu peki? Uzundu. 2,5 yıllık bir ilişkiydi. Kötü oldu ama tabii ki ya Allah karşıma çıkart diyelim. Yani en azından işler ciddiye binmeden olay yoldan döndük. Dönmüş olduk yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Daha önce hiç görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Oldum, evet. Dershane zamanında rehberlik hocamı dershane kurucusuyla odada görmüştüm, ETÜ zamanında. Onları gördüm sadece yani. Hani nasıl gördünüz, beraber ders mi çalışıyorlar, ne oluyordu? Ses geliyordu sadece. Odadan ses geliyordu ama detayını bilmiyorum, girmedim odaya. Bu şekilde. Değişik sesler geliyordu dışarıdan. Evet. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Evet. Neydi peki? Komşumu çıplak görmüştüm. Kadın mıydı? Evet. Cam açıktı, perde açıktı, soyunuyordu. Peki o sizi gördü mü? Yok, görmedi. Ben onu bayağı izledim. İzlediniz mi? Ne, dikkatinizi ne çekti? Neden izlediniz? Ya yanında kuzenim de vardı. Kadına bak dedi. Ben de baktım, izledik öyle. Daha önce hiç görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Lisedeyken beden hocamı edebiyat hocasıyla yakaladım. Beden odasında. Ne yapıyorlardı? Yakaladın da nasıl yakaladın? Yani sarılıyorlardı, sonuna çıktılar beni görünce.
Ne işin vardı senin orada? Top alacaktım. Voleybol topu. Başka bir haber aldın orada. Aynen. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Evet oldum dostum. Neydi peki, anlatmak ister misiniz? En yakın arkadaşlarımdan biri. Yani hayatımda ben böyle playboy bir adam görmedim. Yani adam artık nişanlandı ama hala eli işte, gözü oynaşta ve bu işte bayağı başarılı bir arkadaşım. Gözü dışarıda. Yani gibi. Siz mutlu bir çift görüyorum. Sen hiç uyarmıyor musun abi arkadaşını? Ya uyarıyorum da dostum, herkesin hayatı kendine yani. Bence bu çağ çok kötü bir çağ ama yapacak bir şey yok. Peki, size anlatıyor mu yoksa denk mi geldiniz o haylazlıklarına? Bu adam da ben annemden babamdan çok görüyorum artık. Sürekli beraber çalışıyoruz. O şekilde. Daha önce hiç görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Kız arkadaşımın evine gitmiştim. Odayı açtım. Yatakta başka bir kızdaydı. Evet, öyle gördüm. Çok şaşırdım. Başka bir şey bekliyordum. Biraz komikti. Peki nasıl oldu o olay? Ya anahtar bende de vardı. Evine gittim. Kapıyı açtım, bir baktım yataktalar, yarı çıplak. Öyle. Biliyor muydu sizin geleceğinizi? Ya geleceğimi biliyordu ama saate biraz erken geldim. İkisi de evde olacaktı zaten. Sürpriz yapacaktınız, size sürpriz oldu. Bana sürpriz oldu biraz. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Evet. Nasıl bir şeydi? Yol kenarında bitkileri sulayan bir arkadaştı. Daha önce görmemen, duymaman gereken bir şey şahit oldun mu? Bir tane yakın arkadaşımın kız arkadaşına başka bir çocuk yakaladım okulda. Sonra arkadaşıma söylemek istedim ama söyleyemedim gururunu. İncitmek istemedim. Evet, incitmek istemedim. Daha önce görmemeniz, duymamanız gereken bir şeye şahit oldunuz mu? Hı hı, evet. Neydi acaba? Okulumuzun müdür yardımcısını çıplak görmüştük. Görmüştük derken toplu muydu? Birkaç kişiyle, evet. Nerede oldu peki bu olay? Bir okul gezisindeydi. Neresi hatırlamıyorum gerçekten. Peki, nerede gördünüz onu çıplak bir şekilde? Lavaboya falan mı gitmişti? Yoksa? Hayır, soyunma odasında görmüştük. Gördüğünüz an ne yaşadınız peki o anki kaçtık tepkiniz? Direkt yani kaçtık. Çünkü kadın hani tekti. Şaşırdık, böyle kaldık diye, sonra kaçtık tabii. Kadındı yani müdür yardımcı. Hı hı. Peki daha önce o sizi görmüş müydü o an? Hayır. Hı. Ki böyle her gördüğünüzde, hocanızı her gördüğünüzde gülüp işte arkasından konuşuyor muydunuz? Öyle dedikodular falan oldu mu okulda? Yok, olmadı çünkü biz, o kadın gitti sonra. Direkt gitti. Okuldan mı gitti? Okuldan gitti, kendi aldı tayinini, gitti. Daha önce hiç görmemen, duymaman gereken bir şey şahit oldun mu? Maalesef oldum. Neden maalesef dedin de merak ettim. Görmek istemiyordum çünkü. Neydi? Ya seks muhabbetiydi de ortaokulda öğretmenlerimi görmüştüm. Yani yangın çıkışında birbirinin üstündeydi. Hani yani ne yapacağımı bilmedim. Öyle dondum kaldım. Hoca çekti kenara, dedi kardeşim hani sen ne beni gördün ne ben seni gördüm falan, sınav notu falan teklif etti. Yani ben tabii kabul ettim. Niye kabul etmeyeyim? Yani oydu. Peki evliler miydi yoksa? Özel hayatlarını bilmiyorum hocaların. Ama bayağı samimilerdi. Onu gördüm. Daha sonra hocayla bir samimi oldun mu? Yok. Pek samimi olmadım yani. Öyle bir insanla samimi olmam. Daha önce görmemen, duymaman gereken bir şeye şahit oldun mu? Evet. İlkokulda iki tane kızı tuvalette öpüşürken görmüştüm. Kız kıza, kız tuvaletinde. Evet, kız kıza. Ve ilkokulda. Evet, ilkokuldaydık. Yaşınız kaçtı o ara? Yani 9-10. Umarım liseye geçtim, lisede görmem. Peki o an gördüğünde ne yaşadın? Tepkin nasıl oldu? Yani ilk önce gördüğümde inanamadım. Sonra zaten küçük olduğum için direkt gittim yani. Daha sonra gördün mü o kızları? Yok, görmedim daha sonra. Kuldan mıydı? Onların yaşı büyük müydü? Yok, yaşıttık. Bizim karşı sınıftan da onlar. Zaten arkadaşım değildi, o yüzden çok bir şey yaşamadım yani. Daha önce hiç görmemen, duymaman gereken bir şeye şahit oldun mu? Gördüm. Bir arkadaşımın babasını çıplak gördüm. babasını mı? Hangi esnada oldu? Arkadaşımın önünde kalıyordum. Tuvalete girmem gerekiyordu. Kapıyı denk dememiş. O da mı tuvaletteymiş? Banyodaymış.
ki kapıyı da kapatmamış. Tam çıktığında işte o an. Yani babası çıplak mı geziyormuş evde? Yok, banyodan çıplak çıktı. Peki ne oldu o an? Bir bakıştınız mı babasıyla? Ne oldu aranızda? Evden gittim. Arkadaşına bir şey söyleyemedim. Annem çağırıyor deyip evden kaçtım. Anladım. Çok trajikomik olmuş. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok.